Bundan binlerce yıl önce Mars. Adam, ne yaptığını sanıyorsun? Ne mi yapıyorum? Gördüğün gibi Hank, burayı hemen terk etmeliyiz. Ve benim yapmaya çalıştığım tam da bu. Anon'un söylediklerini unuttun mu? Söylediğine bakılırsa gemiyi kullanmak birinci. Anon'un dediklerinin hiçbir önemi yok Hank. Artık çok geç. Bir şeylerin olası sonuçlarını düşünmek için artık çok geç. Yaşam bir şekilde sürdürülmeli ve bu bizim son çaremiz. İyi, ne diyorsun, benimle misin? Bundan binlerce yıl önce Mars gezegeninde yaşayan zeki bir tür, oldukça ilerlemiş bir medeniyete sahipti. Mars, el değmemiş bitki örtüsü ve gür ormanları, kirlenmemiş engin okyanusları, tertemiz atmosferi, yaşamın neredeyse tüm formlarına olanak sağlayan ekolojik dengesiyle tam anlamıyla hayat doluydu. Geçirdikleri tüm badireleri bir şekilde atlatmayı başararak milyonlarca yıl Mars gezegeninde yaşamını sürdürmeyi başarmış olan tür, tarihlerinde ilk defa baş edemeyecekleri bir tehlikeyle karşı karşıya kalmışlardı. Güneş sisteminin derinliklerinden kopup gelen devasa bir göktaşının onların cennetlerini cehenneme çevirmesine ramak kalmıştı. Bu tehlikeyi çok önceden öngören bilim adamları yaşanacak bu yıkımdan kaçmayı başarabilmenin bir yolunu bulmak üzere çalışmalar başlatmış, sonunda öylesi bir durumda gezegeni terk etmek üzere kullanılacak olan bir gemi tasarlamayı başarmışlardı. Yıllarca böylesi bir kaçışın tüm detayları üzerinde çalışan ekip, Noha adını verdikleri geminin taşıyacağı 8 kişilik mürettebatı ve Mars'taki zengin yaşam formlarının örnekleriyle birlikte gezegenlerine en yakın olan Mavi Küre'ye iniş yapmasını umuyorlardı. Fakat bir sorun vardı. Onları milyonlarca kilometre öteye taşımalarını düşündükleri uzay aracını henüz test etme fırsatları olmamıştı. Bu nedenle böylesi bir aşamada bu aracı kullanmaya kalkmak, aracı kullananların hayatını tehlikeye atmak bir yana, tüm Marslıların son şanslarını tehlikeye atılması anlamına geliyordu. Eve, ne diyorsun? Fazla vaktimiz yok. Eğer hemen prosedürü başlatıp kalkışa geçmezsek, buradaki her şeyle birlikte yok olup gideceğiz. Sonsuza dek. Noha, bu gemi bizim son şansımız. Kalkış işlemlerinin başlatılması için kritik aşamaya girilmesine son 3 dakika kaldı. Eve, Kebra'yı, gelişmiş otomatik uyarı sistemi, sen de duydun. Şu an bir karar vermelisin. Unutma, vereceğin karar sadece seninle ya da bizimle ilgili olmayacak. Vereceğin karar, evrendeki bilinen tek zeki türün geleceğini belirleyecek. Türümüzün. Hep birlikte. Ya Enk'in dediği gibi burada kalıp asteroidin gezegenimizi yok edişini izleyeceğiz, ya da türümüzü yaşatmak adına birlikte küçük bir adım atacağız. Bizim için küçük, ama türümüzün devamı için büyük bir adım. Adam haklıydı. Enk'in korkusu yersizdi. Burada kalmaları halinde birazdan hep söyleyeceklerdi nasılsa. O gemiye binerek riski göze almak yeni bir başlangıç için değerdi. Yapabilecekleri başka bir şey yoktu. Ev gözyaşları içinde Adam'ı onayladı. Peki. Evet, evi duydunuz. Harekete geçmeliyiz. Kritik sınır için son bir dakika. Evet, Enk. Güç ne durumda? Kalkış için tüm güç devrede. Yaşam destek üniteleri hepsi devrede. Otomatik kalkış yönlendiricisi hazır. Ev, Enk, Nim. Hepsi hazır olduklarını bildirircesine korku ve endişe dolu gözlerle Adam'ı onayladılar. Kalkış emri için tüm sistemler hazırdı. Adam, Eve, Enk, and
Nin, Su, Sfinx ve Re. Milyonlarca yıl kendilerine ev sahipliği yapmış olan gezegenlerinden ayrılmanın sevdiklerini, ailelerini, eşlerini, çocuklarını, orada yaşayan her ne varsa tüm canlı türünü geride bırakmanın derin acısını içlerinde hissediyorlardı. Korku, ümit, endişe, panik, şefkat, öfke, keder, pişmanlık, çaresizlik, acı dolu gözlerle birbirine bakarken hıçkırı hıçkırı ağlıyorlardı bir yandan. Kritik sınır için son 10 saniye. Onları hakkında pek fazla bir şey bilmedikleri yaşam dolu mavi gezegene götürecek olan Noah, büyük kuantik bir patlamayla yukarıya doğru çıkarken, aynı zamanda tüm sevdikleriyle birlikte milyonlarca yıllık evlerini yok edecek olan büyük asteroid, aşağıya, Mars'ın tam kalbine iniyordu. Bu inanılmaz, acı verici, dehşetli manzara o gemide bulunanlar için asırlar boyu unutulmayacak bir travma anlamına geliyordu. Adeta genlerine işleyen, sonraki kuşaklar için düşüncesi bile korku dolu nevrozların yaşanmasına neden olacak, onları sürekli gökleri araştırmaya itecek, tüm mitolojik anlatılarına konu olacak olan korku, merak ve hisleri dolu nevrotik bir travma. Yaşanan tüm acılara ve evrendeki bilinen tek zeki türe yaşam olanağı sunan tek gezegenin mahvolmasına rağmen korkulan olmamıştı. Anu tahminlerinde yanılmış olmalıydı. Adını kendisini tasarlayan ünlü bilim adamı Noah'dan alan Noah gemisi harekete geçmiş, onları uzun yıllardan biridir gözlemledikleri vahşi yaşamla dolu mavi gezegene götürmek üzere harekete geçmişti. 2 ay sonra, ulu var edici aşkına, burası, ama bu nasıl olabilir? Bu bir su dünyası. Dev bir asteroidle çarpışan gezegenlerinden kaçmayı başaran Adam ve beraberindekiler, mavi gezegene iyice yaklaştıklarında ekrandan gördüklerine inanamadılar. Burada yaşanan büyük bir felaket ya da bir doğa olayı nedeniyle gezegenin büyük bölümü sular altında kalmıştı. Gezegen dağları andıran koca dalgalarla boğuşuyordu adeta. İlk başta koca gezegende neredeyse adım atacak tek bir kara parçası bile kalmamış gibi görülüyordu. Eve, emin misin? Tüm gezegeni taradın mı? Ama bu nasıl olabilir? Bilmiyorum Adam. Belki de Mars'ın başına gelenler buradaki çekim gücünü etkiledi ve bu yüzden... Peki söyler misiniz? Şimdi ne yapacağız? Buraya kadar gelmeyi başardık Hank. Mutlaka bir yolunu bulacağız. İşte orada! Dur, dur bir dakika, bölgeyi yakınlaştırır mısın? İşte şurası. Sphinx'in gösterdiği küçük yeşil nokta, mavi gezegenin öte tarafında sel sularından etkilenmeyen milyonlarca kilometrelik devasa bir alana karşılık geliyordu. El değmemiş, yemyeşil bir ormanları, toprağı çepeçevre kuşatmış hayat dolu kalın bitki örtüsü ve içinde barındırdığı milyonlarca vahşi yaşam türüyle bu küçük kara parçası milyonlarca yılı yaşadıkları evlerinden ayrılmak zorunda kalan bir tür için yeni bir ev anlamına geliyordu.